Herkese merhabalar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çökelek yapmak istiyorum arkadaşlar. Süt çökeleği nasıl yapılır? Tencereme 4 litre sütü temiz bir mutfak beziyle süzerek aldım ve ocağa aldım. Kaynaması için bekletiyorum. Bakın süt kabarmaya başladı. Yavaş yavaş kaynamaya başlıyor. Kaynayan sütümün içerisine bir kase yoğurt ilave ediyorum. Ve sütümüz güzel bir şekilde kesilecek. Evinizde yoğurt bulunmaz ise eğer bu esnada sirke de ilave ederek kestirebilirsiniz çökeleğinizi. Şöyle bir karıştıralım. Bir yemek kaşığı tuzumu da ilave ediyorum. Bakın sütüm çok güzel bir şekilde kesildi. Çökeleğim oluştu. Peynir altı suyu dediğimiz şu sarı su tamamen bu şekilde sütten, peynirden ayrıldığı zaman, çökelekten ayrıldığı zaman çökeleğiniz oldu demektir. Tuzunu da ilave ettik. Bu şekilde bir 5-6 dakika kaynattıktan sonra kenara alalım, soğumasını bekleyelim. Bakın. Çökeleğim soğudu. Evet, çökeleğim soğudu. Bakın, bayağı 4 litre sütten bayağı çok güzel bir çökelek çıkmış. Şimdi onu bez üzerine, süzgeç üzerine alacağız. Süzgecimin üzerine bir tane mutfak bezimi şöyle seriyorum. Çökeleğimi şimdi içerisine alıyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Beğeni yaparsanız bir de küçük yorum yazarsanız çok memnun olurum arkadaşlar. Beni nereden izlediğiniz şehri de yazarsanız inanın çok memnun olurum. Şimdi tülbentimi şöyle sıkıştırıyorum. Ben bunu elimde sıkarak suyunu çıkaracağım. Bu şekilde yapamazsanız eğer üzerine bir baskı koyarak da çıkarabilirsiniz. Ama bakın rahatlıkla soğuduktan sonra suyu böyle çıkara sıkarak da çıkarabilirsiniz. Güzel çıkıyor. Dediğim gibi şöyle bir baskı koyarak da suyunu çıkarabilirsiniz. Evet arkadaşlar, çökeleğimin suyunu sıktım. Şöyle alıyorum kabımın içerisine. Mis gibi süt çökeleğimiz hazır. Şöyle toparlıyorum. Dilediğiniz gibi böreklerde, çöreklerde, kahvaltıda kullanabilirsiniz. Deneyecek olan herkese afiyet olsun. Hoşça kalın, takipte kalın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum.